Selamünaleyküm arkadaşlar. Bu mikrofon işini çözemedim ama söz veriyorum çok kısa zamanda çözeceğim. Niye çözemedim? Çünkü sipariş verdim ama gelmedi. Ellerinde yokmuş. Beni birkaç gün beklettiler. Hala da gelmedi. Bu birkaç gün oldu. Bir ay neredeyse. Hala gelmedi mikrofonum. Biliyorsunuz ki ben telefonla video çekiyorum. Telefona uyumlu bir şey olsun istedim. Ama olmadı. Yemiyor. Bu arada şunu da soruyorsunuz arkadaşlar. Aksiyon kamerasını neden kullanmıyorsun? Bir önceki videolarımda da söylediğim gibi aksiyon kamerasını böyle sokup ya da düşürüp böyle bir şeyler çekemiyorum onunla. Yani bunu A4 kağıdı gibi kenara sokup çekebildiğim için telefonla daha rahat oluyor video çekmek. Şimdi neyse, mevzuya dönelim. Aracımız 1.8 Passat. Bu motoru daha önce gördünüz mü bilmiyorum ama Audi'de falan görmüş olabilirsiniz. A5 falan A4 kullanıyor bu motoru. Passat'ımda da var. B5 kasada var şu anda. B6 değil, B5, özür dilerim. B6 kasada var. B5 kasa değil, B6 kasa diye geçiyor bu. B6 kasada var. Çok nadir bu kasada bu motor bulunuyor. Problemi de şu. Daha öncesinde abi tamirciye gitmiş, pek fazla ilgilenmemişler araçla. Bir ses mi geliyormuş, bir sorun varmış. Bu sesle ilgilenmemişler. Ve bir sabah çıkmış, marşa basayım demiş, çat 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 bir ses gelmiş, hemen istop etmiş. Yani çalıştıramamış, zaten motorum çalışmamış. Ve şu anda ben motoru çevirmek istediğimde motor dönmüyor. Yani Grand'dan çevirmek istediğimde, onu şimdi size göstermeyeyim de. Yani gösteremem şu anda çünkü tek başıma video çekiyorum. Motorum dönmüyor. Bu kompresör ne işe yarıyor arkadaşlar? Biz bunu bir önceki videolarımdan dediğim bayağı birkaç yıl oldu. Daha öncesinde bu motoru bir Sente'ye aldığım bir videom vardı. Sente'ye alayım dedim. Üst tapaları açtım. Eksantrik üstlerini göreyim diye. Hani bir ihtimal yırtarım. Sibop eğmemişti. Sente'yi kontrol edeyim derken işte bu yüzden kompresörü taktım. Sente'yi kontrol edeyim derken motoru çeviremedim. Ve Sente'min kaçık olduğunu gördüm. Yani şu anda şu eksantriğim kaçık ama ne çıkacak ne çıkmayacak, onunla alakalı zinciri açtıktan sonra bakacağız arkadaşlar. Bugün yine part 1 olsun. Yani videolarımın arasında part 1 olsun. Acaba 1.8 Passat'a neler oldu diye. Sente'yi eğer açarsam, bu videonun arkasına yetiştirebilirsem Sente'yi yetiştireceğim. Siz de böyle bir şey yaşarsanız, ama şunu da söyleyeyim. Şimdi bu araçta bu ses daha öncesinden vardı ve bu araba geç çalışma, siyah duman atma vesairesi de vardı. Şimdi Sente'ye alsam bile, spoplar atıyorum eğmişse dahi, ben bunu malzemede şimdi bozuk mu ya da çalışıp çalışmadığını kontrol edemediğim için arkadaşlar, bu araçta benim işim uzun diye düşünüyorum. Ama bobin, ama piston vesaire bunlar çıkabilir. Zaten sinir kapağı eğer açarsam arkadaşlar pistonları kontrol edeceğim, sekmanlar kırık mı diye. Çünkü ateşleme hatası daha öncesinden araba vermiş. Evveliyattan de bakmışlar, kontrol etmişler işte şeyleri, ama kompresör basınçlarını, ama ben bunu tereddütte bırakmam. Eğer sinir kapağını sökersem pistonları kesinlikle yerinden alırım arkadaşlar. Bakalım ne çıkacak ne çıkmayacak, merak ediyorum. Sizler de merak ediyorsanız bir sonraki partları aşağıya yoruma yazın arkadaşlar. 1.8 part, 1.8 benzinli Passat'ın motorunda acaba ne çıkacak, yorumlarınızı alayım. Şu an kitlemiş bir durumda, acaba ne çıkacak? Ben de merak ediyorum, siz de merak ediyorsunuzdur diye düşünüyorum arkadaşlar. Play butonunu yıkılın. Bu araçtan sizde var mı yok mu, ya da bu araçla ilgili kullanıcılar da deneyimlerini hemen yorum kısmına yazarsa sevinirim. Daha önce böyle bir şey kullandınız mı, ya da başınıza herhangi bir şey geldi mi? Yorumları büyük bir ihtimal, büyük bir ihtimal değil de yani büyük bir kısım yorumları okuyor arkadaşlar. Diyorum görüşmek dileğiyle bir dahaki partta. Bakalım 1.8'de ne çıktı? Arkadaşlar dedim ki boş bir video olmasın, gene burayı açtım, bu partın arkasını ekleyeceğim. Bundan sonra ne çıkacağıyla alakalı artık yorum yaparsınız aşağılara diye düşünüyorum. Şimdi normal şartlarda şu gördüğünüz kesikle, şu gördüğünüz çizgiyle, şuradaki gördüğünüz çizginin şöyle dik olması lazım. Yani bu çizgi burada, bu çizgi de şu an olduğu gibi olması lazım ki bu makine Sente'de olsun.
Ve aynı zamanda şu gördüğünüz kesik dik olması lazım. Sindir kapak civatasını görmem gerekiyor. Ve aynı zamanda buradaki, bakın zaten buradaki de dik. Aynı bu şekilde soldaki gibi. Bunun da olması lazım ama bu dönük. Ve az buz dönük değil. Şimdi bundan sonraki işlem arkadaşlar, bu arabanın sindir kapağını açacağım. Ama şöyle bir problemim var. Sindir kapağını açacağım ama bu arabanın evvelatında ateşleme hatası varmış. Ateşleme hatasından dolayı tamirciye gitmiş daha öncesinden. Kompresörlerini ölçtürmüş. Ölçtürdükten sonra aracı çalıştırıp ofise gitmiş aracımızın sahibi. Ofisten sonra marşa basmış, çaçat edince direkt istop etmiş ve çekiciyi aramış, aracı bize gönderdi. Şimdi bunda bir sürü neden var arkadaş. Yani alt kasnak sıyırdı, bu problemi yapabilir. Ama Grango şu an sentede aldım, bir şey gözükmüyor. Şu mil dönmüş olabilir. İçindeki varötörü kasnak boşalmış, boş dönmüş olabilir. Zincir paleti atmış olabilir ama gergi gelmiş şu anda, gerik. Herhangi bir problem yok. Bu tür şeyler var. Şimdi bu silindir kapağını açacağım. Sizlerle birlikte ne olduğunu videolarda göstererek istişare edeceğim. Bakalım siz yorumlarda ne yazıyorsunuz bu motorla alakalı? Ne göreceksiniz ya da ne bileyim ne düşünüyorsunuz? Şimdi ben bunda bu hatayı görmediğim için, yani araba nasıl çalıştığını görmediğim için, şunda ya da bir başka bir yerde bir problem olup olmadığını bilmiyorum ama malzemeleri söktüğümde kontrol edeceğim. Bu işin de riskli tarafı şu, bir şey görmediğim malzemeyi yerine takıp sonradan hata verebilir. O yüzden bizim işimiz riskli. Yani bazı malzemeleri tereddütte bırakmayıp değiştirebilirim. Bu da külfet demek. İşte yaptığım bir şey değil. Çünkü işimiz bu, maliyet düşürmek. Maliyet düşürmek her zaman tercih ettiğimiz bir şey. Ama bu motorda ne olacak, ne bilecek? İnanın bana, bilmiyorum. Yani bu kadar nasıl döndü? Hani dönebilir. Ya zincir boşalsa amenna ama zincir hala sert. İşte boşlama yok. İşte zincir attı desek, attı bir tarafta boş verir ama o boşluk da yok. Motoru çeviriyorum, takılarak dönüyor. Dönmüyor hatta, takılıyor. Siboblar kesin ilk çıkacak ama bundan sonra ne çıkacak? İşte bu sibobu edip piston başına vurdu mu, pistonu kırdı mı, yağ kanalını kırdı mı, sekmanları kırdı mı vesaire vesaire, bir sürü işi var. Diyorum, yorumlara bekliyorum sizi. Bu motor ne çıkacak? Daha öncesinden de bununla ilgili bir olaydan bahsedeyim sizlere arkadaşlar. Bu motordan gelmişti bana. Trabzon'da ortalama bir 8-9 bin lira bir masraf etmiş abimiz. Bu motor aynı motor şu anda ama ondaki CC'deydi. Passat CC'deydi. Ben o arabayı 2 hafta boyunca uğraştım arkadaşlar. Yani Grang sensörü hatası verdi. Grang sensörünü değiştirdim ama o zaman elimizde vardı. Şu an elimizde yok. Grang sensörü, eksantrik pozisyon sensörü, elimde ne varsa, yani bu motorun birçok malzemesi elimde vardı. Her şeyi değiştirdim. Bir tek elimde olmayan şu vardı arkadaşlar. Aracım geç çalışıyordu. Ve artık dedim ki tek çare bu kaldı. Bunu bir değiştirip bakmam lazım. Konum hatası veriyordu. Bu da bu konuma engel oluyor arkadaşlar. Bu gördüğünüz kasnağın yönünü değiştirdiği için bu da bu konuma engel oluyordu. Geç çalışmalıyordu. Siyah duman atıyordu. Benzin arabanın siyah duman attığını ilk defa o arabada gördüm. Ve bunu değiştirdim. Çözdüm. Şimdi bunda, yani bu biraz elektronik ve nasıl diyeyim, biraz problemli bir motor. Yani Volkswagen gençler bilir bu motoru. Biraz problemli bir motor. O yüzden eliye eliye, ince eleyip sık dokuya dokuya bakacağız ne olacak. Allah bilir diyorum. Yorumlara siz de yazın. Yani bu motordan var mı diye. Bu motoru çok da kötü görmeyin. Aslında iyi bir motor. LPG'ye de uyumlu takılabiliyor. Ama böyle bir motorunuz varsa şunu söyleyeyim. EPC dediğimiz lamba yandığı anda arkadaşlar kesinlikle tamirciye gidin. EPC'nin üstüne giderseniz problem açacak bir motor diyorum. Like'ınızı diğer kesiklerde istediğim gibi bu kesikte de istiyorum. Like atın. Ve bunun devamı gelecek arkadaşlar. Bunun devamını bekleyin. Hadi bakalım ne çıkacak. Allah bize kolaylık versin diyorum. Görüşürüz. Allah'a emanet olun.